Evet sevgili arkadaşlar, ikinci oturumu açalım. Dört ayrı sunum var. Çoğu sunum yine bir ekip çalışması. İkinci oturumun ekseriyetle toplumsal sınıf meselesine odaklandığını başlıklardan da görebiliyoruz. Dört ayrı sunum var. İlk sunum Hürriyet Konyar hocamızın. Başlığı hemen söyleyeyim, bayağı uzun. Mutfak kültüründe yeni kültürel dinamiklerin ve sosyal medyanın ortaya çıkardığı habitüsler ile ayrım stratejileri, İstanbul'daki alan çalışmasından çıkan notlar. Hemen sözü hocama veriyorum. Teşekkürler. Bu çalışmam aslında bir TÜBİTAK projesi ve yeni bitti. Sıcak fırından yeni çıktı diyeyim. Katılımcı yurttaşlık pratikleri ekseninde yemek yeme ve bedeni yeniden üretimi başlıklı bir çalışmayı içeriyordu. Fakat ben bu çalışmanın sadece yemek yeme kısmını burada sunacağım. Hızlıca sunmak durumundayım. Bu çalışmanın yani teorik bakış açısında kültürel sermayenin meydana getirdiği sınıfsal ayrımlardan yola çıktım ve yemek meselesini, yemek pratikleri üzerine odaklandım. Tabii yemek pratikleri Ward'ın söylediği gibi sadece bir yemek meselesi demek değil. Yani bununla kültürel pratikler, küreselleşme, yemek, din her şeyin içerisine kapsayıcı bir şey. Yemek üzerinden biz bu pratikleri ele alarak baktık. Teşekkür ederim. Ben yemek üzerine odaklanırken öncelikle yani küreselleşme sonrasında yemek alanında kültürel eğilimler nelerdi diye baktığımda bunların daha çok hepçil beğeniler dediğimiz beğenilere yani daha çok kültürlülük, daha eklektik olma, çoğulcu beğenilere odaklanma, mutfak kültüründe bir farklı kültürlere, pratiklere eğilim duyulduğu gözüküyor. Tabii Alan Ward'ın çalışması bu konuda çok önemli çalışmalar arasında ve oldukça Eating Out kitabıyla başlayan çalışma pratiklere odaklanmış ve pratiklerin özellikle yemek pratiklerinin tam da son kitabında bahsettiği pratikler teorisinde yani sosyal bilimlerde bir hücre olarak pratikleri almamız gerektiğini yani tıpkı bir fen biliminde nasıl bir genetik hücre varsa burada da pratikler olduğunu bize aktarıyor. Şimdi bu hepçil beğenileri söyledim. Bunun ötesinde daha farklı eğilimlerden de bahsetmemiz gerekir. Bu da yani son dönemde yaşadığımız işte ekolojik dönüşümlerle, yani ekolojik tarımın endüstrileşmesiyle birlikte karşımıza çıkan yeni gıda pratikleri olarak görüyoruz. Bu gıda pratikleri ekolojik hareketler, çevreye odaklanmış olan hareketler, daha fazla temiz, sağlıklı beslenme, etik beslenme pratikleri olarak karşımıza çıkan yeni pratikler. Bunun ötesinde mutfak olayı aslında kadının, yani cinsiyetçi bir pratik, yani kadına ait bir alan olarak gözüküyor ama yani hepimizin bildiği gibi son dönemlerde mutfak alanına erkekler de girmeye başladı. İşte şeflerle falan karşımıza çıkan bir erkek pratikleri de var. Ama bu burada yani bir cinsiyetçilik olayı da, cinsiyetçi kültürün de burada sorgulanması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada farklı eğilimlerden bahsetmemiz gerekir. Yani küreselleşmenin meydana getirdiği farklı kültürel bir iklimden söz etmemiz gerekiyor. Bunun Türkiye'ye yansıması nasıl oldu? Türkiye'de de bu farklılıklar, kültürel dinamikler var. Özellikle tüketim alanının İstanbul'da toplandığı, yani göstergelerin çok daha netleştiği İstanbul'a baktığımızda İstanbul zaten çok kültürlü bir şehir. Yabancı mutfakların, işte dünya mutfaklarının, etnik mutfakların
hızla yoğunlaştığı bir alan durumunda. Öte yandan 2013 Gezi protestolarıyla birlikte ortaya çıkan işte çevre hareketleri çok yoğun bir şekilde burada ekolojik hareketlerin, çevre hareketlerinin işte bostanlarla işte farklı yeni pratiklerle diyeyim bunu açabiliriz sonra. Çok yoğun bir şekilde İstanbul'da yaşanan bir ekolojik çevre hareketlerinden bahsedebiliriz. Bu da tabii gıda pratiklerine otomatik olarak yansıyor. Farklı bir alan bize karşımıza çıkartıyor. Mutfakla ilgili yani kadın cinsiyetçi pratiklerin tartışılması konusunda hani erkeklerin de bu alana girdiğinden bahsettim. Fakat burada yapılan hani feminist çalışmaların bakışında çok da fazla erkeklerin mutfak alanına girmekle birlikte bir boş zaman pratiği olarak hani gözüküyor. Devolt, Lapton gibi düşünür şeylerde bilim adamlarında. Yani daha erkeklerin bu alanda bir boş zaman olarak kendi pratiklerini geliştirdikleri aslında yine kadının bu mutfak pratiklerini daha fazla üstlendiklerini söylüyorlar. Şimdi ben bu bakış açıları içerisinde ayrımlar noktasının yani Türkiye'de nasıl kurulduğuna bakarak şey yapıyorum, ele alıyorum. İstanbul'da gerçekleştirdiğim aslında buradaki benim orta sınıf yani eğitimde meslek sahibi ve gelir düzeyi 5000 ve üzeri olan kişilerle görüşme yaptım. Burada ben yani seküler kesimi size anlatacağım. Seküler kesimin beğenilerinden bahsedeceğim. Aslında dindar kesime yönelik de çalıştım. Fakat onları burada size maalesef aktaramıyorum. Daha sonraki belki başka çalışmalar içinde. Şimdi öncelikle yemek yeme pratiklerini ben dört biçimde ortaya çıktığını söylüyorum. Bunlar satın alma, şöyle görüştüğüm kişiler seküler kesime ait olanlar, yani daha dindar İslami kurallara bağlı olarak yemek pratiklerini gerçekleştirmeyenler diye söyleyeyim. Ve 55 toplam kişi oldu. Bunların 39 kadın, erkek 16, gördüğünüz gibi. Ve ortaya koyduğum, yani bu yemek pratikleriyle birlikte ortaya koyduğum bir kültürel yaşam tarzına ait olan ayrımlarla karşılaştım. Cinsiyet kültürüne olan, mutfak alanında hani kadına ait olan ayrımlar var mı diye baktım. Bir de yaşla ortaya çıkan ayrımlara odaklandım. Bu da hem genç yaşın daha fazla sosyal medya pratiklerini kullanması ile hani daha fazla kuşak ayrılıkları ile ortaya çıkan ayrımlar karşımıza çıkıyordu. Yemek pratiklerini ben dört aşama içerisinde ele aldım. Satın alma, pişirme, beslenme ve boş zaman pratikleri olarak ele aldım. Şimdi buradaki beğenilere geçmeden önce yani Türkiye'de orta sınıfa ait olan beğenilerle ilgili yapılmış çalışmalardan yola çıkarak bu beğenileri göstermeye çalışacağım. Ancak tabii bu göstermeye çalışacağım beğeniler, hemen dipnot olarak söyleyeyim, tabii ki tartışılabilir ve üzerinde konuşulması gereken saptamalardır. Burada Türkiye'deki orta sınıf dediğimiz eğitimde ve meslek sahibi olan kişilere ait beğenilerin aslında yapılan işte Rankin Gökçe Özgür hocamızın yaptığı çalışmalardan yola çıkarak hepçil beğenilerden popüler beğenilere doğru gidip gelme içerisinde oldukları ve geleneksel beğenilere doğru da bir kayma gösterdikleri saptanıyor.
Bu çalışmaların ışığında benim yaptığım pratiklere ait değerlendirmelerde öncelikle geleneksel beğeniler ile karşılaştığımızda bu geleneksel beğenileri şöyle ele aldım. Daha çok geleneklerle bağlantılı olarak birazdan göstereceğim tabloda tercih edilenler olarak niteledim ve maviyle işaretledim. Popüler olan gıda tiplerini daha çok işte markalı olan, endüstriyel, piyasaya, fast food, çabuk, hızlı, pratik olanlar şeklinde işaretledim. Kültürel olarak farklılık oluşturan, belki hepçillik bunun içerisine de girebilir, daha işte organik, ithal ürünler, daha ev yapımı, daha özel, daha bireysel, daha kültürel alanı bilgisini edinmiş olan ürünler olarak ben nitelendirdim. Bir de tabii burada sözünü etmeyeceğim ama dördüncü bir beğeni olarak da daha İslami kurallarla yapılan tercihler var. Bunlar işte helal kavramıyla birlikte ortaya çıkan gıda ürünleri. Şimdi buradaki seküler kesimin içerisinde kültürel beğeniler, popüler beğeniler ve geleneksel beğeniler olarak karşımıza çıkan üç tip bir beğeniden bahsetmek mümkün. Burada öncelikle benim sonuçlara hemen geçtiğimde hangi gıdaları yani gıda satın alma pratiklerinde burada ele aldığım çok somut pratikler. Öncelikle hangi gıdaların satın alındığı. Şimdi ben bunu 4 sayfa olarak aşağıya kaydırdığımda göreceksiniz. Bu yani somut ne gıdayı alıyor ve bunu ben kendim hani önceden belirlenmiş bir gıda ismi yok. Tamamen görüşme yaptığım kişilerin söylediklerini burada ele alarak bu beğenileri işaretledim. Bir tane örnek üzerinden veriyorum ve kesiyorum hocam. Mesela daha yani kültürel, popüler ve geleneksel beğeniler daha çok gıdalar tercih ediliyor. Bunu hani mor ile olan işaretlediklerim kültürel olanı bize gösteriyor. Hem İslami usullere göre kesilmiş hem de İslami olmayan örneğin et çeşitleri, kuru et, isli et, füme et. Yani bunlar o kadar fazla ki aşağıya kadar gidiyor baktığınız zaman. Bunu böyle devam ettirebiliriz. Ama bunların içerisinde yani bu pratikler yığınının, çuvalının içerisinde bir düzenleme ihtiyacını hissettiğimde bunların 4 farklı beğeni gruplarına hitap ettiklerini görerekten düzenledim. Bunlardan kimisi yani popüler gıdaya geçebilir veya hani daha kültürel olarak da nitelendirebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışmayı şey yaptık. Geçiyorum. Bunlara bakmanız için size söylüyorum. Nereden satın alıyor dediğimizde yine somut bir şekilde nereden satın aldıklarını söylüyoruz. Kimileri daha hani organik bölümlerden işte marketlerin örneğin organik bölümleri veya ithal ürünler alıyorlar. Bunları biraz daha hepçil beğeniler olarak tanımladım. Ve burada işte gurme marketler daha özel alanlardan yapılan beğeniler vardı. Veyahut da mesela Migros gibi ya da daha makro gibi hani daha metro gibi daha hızlı popüler alanlarda yapılan evet. Şimdi tabii yani o kadar çok yoğun bir şekilde anlatılması gereken şeyleri ben çok kısa bir sürede tabii ki anlatamayacağım için hani size bunları sadece göstererek beğenileri göstererek geçeceğim. Bir tane de mesela bir örnek var. Satın alınmayan gıdalar üzerinde bir pratik de var. Mesela şöyle bir şey var, söz var, ayrım getiriyor. Valla özellikle almadığım sebze yok ama öyle hazır gıdaların hepsi hiçbiri asla yani şuraya şey olarak gelse bile tatmam. Hani gazetecilere bazen
gönderiliyor, hemen dağıtırım. Hiç 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 tatlıdan uzak dururum. O çikolatalardan, gofretlerden çok dokunuyor mideme. Onun yerine de şey tüketiyorum. Kayısı, hurma, ceviz, badem. Şimdi yeni şeyim, ekmeği kestim. Haftada bir gün yiyorum ekmek. Onun yerine böyle badem, vaza falan öyle şeyler yiyorum. Buradaki evet. Ben bitiriyorum. Yani çok çalışılması gereken bir şey içerisinde. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hürriyet hocamıza teşekkür ederiz. İkinci sunum bir ekip çalışması. İsimleri Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Seran Demirel hocalarımız. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. Başlık: Türkiye'de farklı ses gruplarının kültürel tüketim alışkanlıkları ve yaşam biçimlerinde ayrım. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Ben de Burak hocam gibi 15 saate ayarlayayım. Evet, merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu programı organize ettikleri için Özgür ve Burak hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi sizinle burada bir ekip çalışmasını paylaşacağım. Arkadaşım Yunus Kaya ve arkalara oturmuş Seren Demirer ile birlikte yine başka araştırmacıların da katılım ve katkısıyla 2 yıl süresince Türkiye'de Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi'ni TÜBİTAK desteğiyle yürüttük. Bugün size bu projenin hem endeksin hikayesinden çok kısaca bahsedip akabinde de bu endeks araştırmasında sormuş olduğunuz bazı kültürel tüketim sorularını sosyoekonomik statü gruplarına göre nasıl farklılaşıyor, bunu paylaşacağım. Malumunuz bu aynı zamanda farklı sosyoekonomik statülerin farklı özellikle kültürel tüketim örüntülerine sahip olması ve böylece sınıflar hakkında daha detaylı, daha sistematik konuşabilmemizi mümkün kılacak bir başlangıç olur diye ümit ediyorum. Ayrım meselesinde farklı sınıflardan gelen bireylerin farklı tüketim tercihlerine sahip olabileceklerini ifade ediyordu malumunuz. Ve aynı zamanda dolayısıyla biz bu farklı tüketim tercihlerinin üzerine çalıştığımızda, onlara baktığımızda sınıflar hakkında da konuşabiliriz diyebiliriz. Dolayısıyla farklı sınıfların, farklı sosyal sınıfların farklılaşan kültürel eğilimleri olduğunu söylememiz mümkün. Türkiye'de sosyoekonomik statü ile ilgili çalışmalar maalesef çok gelişmiş değil. Sınıfla ilgili çalışmalar da maalesef çok gelişmiş değil. Son yıllarda artan bir ilgi var, sevindirici. Dünyada halbuki çok daha yaygın, daha fazla çalışılmış bir konu. Buna mukabil yine Türkiye'de genel kabul görmüş, istatistiksel olarak doğrulanmış bir sosyoekonomik statü endeksi bulunmuyor. Tüm Türkiye için uygulanabilecek. Bazı araştırma şirketlerinin, kamuoyu yoklama şirketlerinin geliştirdikleri ben yaptım olduğu cinsinden sosyoekonomik statü endeksi olarak adlandırdıkları endeksler var ama bunlar istatistiksel bir modele dayanmıyor. Dolayısıyla biz bu araştırmada bir sosyoekonomik statü endeksi geliştirmek maksadıyla yola çıktık. Tek bir istisna var. Sibel Kalaycıoğlu'nun ve arkadaşlarının 2008 yılında Ankara Kent Merkezi için geliştirdikleri bir endeks söz konusu. Fakat bu endeks hem tek bir vilayete has olmasından ötürü sınırlılıklar taşıyor. Sadece kent merkezini içeriyor. Hem de değişkenleri yeterince açıklayıcı değil. Mesleki mesela hariçli tutuyor. Dolayısıyla da bu anlamda bazı sorunları barındırıyor. Yine sınıf şemaları da çok fazla gelişmiş değil. Korkut Poratavunite'den beri kullanılan bir sınıf şeması var ama bu hem çok eski hem de bazı başlangıç varsayımlarını kabul etmediğinizde işlemeyen bir model. Biz ne yaptık? Bir Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi geliştirmek üzere yola çıktık. Bunun için bir takım başlangıç, bir takım teorik kabulleri oluşturmamız gerekiyordu. Evvela ses sosyoekonomik statünün Türkiye için hane eksenli, hane düzeyli bir değişken olduğunu kabulle işe başladık. Bazen bireylere has olduğu söylenebiliyor sosyoekonomik statünün. Türkiye için hane eksenli alınması gerektiğini kabul ettik. Yine çok bileşenli bir sosyoekonomik statü analizinin olması gerektiği neticesine vardık yapmış olduğumuz incelemeler ve önceki çalışmalardan. Özellikle Anglo-Sakson dünyada sadece mesleki itibar eksenli yapılan çalışmalar çok yaygın. Sadece mesleki itibarı alıp bunun üzerinden sosyoekonomik statüyü, mesleği sosyoekonomik statüyü yansıtan tek değişken olarak görme eğilimi çok yüksek. Fakat Türkiye için
biraz sonra anlatacağım. Yapmış olduğum istatistiksel analizlerin de yardımıyla eğitim gelir ve mesleki itibarın anlamlı değişkenler olduğunu sosyoekonomik statü için ve sosyoekonomik statüyü bu üç değişken üzerinden hesaplayabileceğimizi varsaydık, teorik olarak kabul ettik. Ve akabinde iki araştırma yürüttük birbirini takip eden. Birincisi Türkiye Mesleki İtibar Araştırması. Sonra bu araştırmadan bulmuş olduğumuz verileri de kullanarak ikinci araştırmayı, Türkiye Sosyoekonomik Statü Araştırması'nı yürüttük. Türkiye Mesleki İtibar Araştırması, TÜİK'in, TÜİK'ten almış olduğumuz NAS 2 düzeyindeki 40 kent örneklemini uyguladığımız bir araştırma. Araştırmada İLO'nun ISKO 08 verilerinin sisteminin TÜİK tarafından adapte edilmiş şeklindeki 3. düzey meslekler arasında seçmiş olduğumuz 126 mesleğin öznel olarak puanlanması sistematiğini kullandık. 100 arasında puanlama yapıldı. Sonra bu meslekleri bu puanlara göre sıraladık ve akabinde de 3. gruptaki mesleklerin puanlarını 4. düzeydeki meslekleri genelleyerek tüm meslekler için bir mesleki itibar skoru elde etmiş olduk. Yine bunun peşinden yapmış olduğumuz, geçtiğimiz yıl Şubat-Mart aylarında yapmış olduğumuz araştırma, ikinci bir araştırma. 47 ilde 4999 kişiyle yürüttük. Aslında 5000 olacaktı da bir veri sonradan düştü, 4999 oldu. Daha havalı oldu, indirimde gibi. Örneklem yine cinsiyet, yaş, eğitim gibi sosyodemografik özellikler bakımından da Türkiye'yi temsil eden bir örneklem ile çalışmış olduk. Burada dikkat etmişsinizdir, birinci araştırmanın 40 kent örneklemi ile ikinci araştırmanın 40 kent örneklemi farklı. Bu arada Büyükşehir Yasası çıktı. 40 kent örneklemi değişti Türkiye'de. Ülke düzeyinde araştırma yapacaklar için çok büyük bir engel şu anda bu örneklemi alabilmek. Çünkü kır olarak gördüğünüz yerler kent gözüküyor aslında resmiyette. Dolayısıyla biraz bozuyor örneklemi. Bu araştırmada elde ettiğimiz verileri kullanarak bir temel bileşenler analizi gerçekleştirdik. Bu temel bileşenler analizi ile birlikte eğitim, meslek ve gelirin hane için sosyoekonomik statüyü belirlemede anlamlı değişkenler olduğunu bulmuş olduk. Başlangıçta mülkiyeti de katma eğilimindeydik. Fakat hem mülkiyetle ilgili verileri toplamak çok güç. Yani gayrimenkul mülkiyetinden ibaret olabiliyor çoğu kez topladığınız veri. Bir miktarda bunun sebebiyle mülkiyet anlamlı bir değişken olarak çıkmadı. Dörtlü analiz yaptığımızda anlamsız çıktı. Üçlü analiz yaptığımızda anlamlı çıktı. Dolayısıyla temel bileşenler analizinde sosyoekonomik statü belirleyen etkenler olarak biraz önce saydığım 3 etkeni almış olduk. Arkasından bir regresyon analiziyle ses formülasyonunu belirledik. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz formülasyon Türkiye için kullanılabilecek bir ses formülasyonu. Yani bir hanenin eğitim, meslek ve gelir bilgileri elimizdeyse biz size bu hanenin sosyoekonomik statü skorunu ve dolayısıyla endeksteki yerini söyleyebiliyoruz. Buna göre hane skoru 69 iken en yüksek skorda 231 civarında çıkıyor. 69 olması normal. Hiçbir hanenin ses skoru, sesin sosyoekonomik statüsü 0 değildir. Yani teorik olarak endeks 0 ile 100 arasındaki bir değişkendir ama hiçbir hanenin sosyoekonomik statüsünün 0 olması da beklenemez. Çünkü bütün verileri 0 olan, eğitimi 0, geliri 0 ve mesleği 0 olan bir hane çok fazla düşünülemez. Kümeleme analiziyle de sonra burada elde etmiş olduğumuz veri sosyoekonomik statü gruplarını tespit ettik. Yapmış olduğumuz analiz neticesinde 4 sosyoekonomik statü grubunun bulunduğunu tespit ettik. Bunlardan alt sosyoekonomik statü grubu, alt orta, üst orta ve üst şeklinde ayrılıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada alt sosyoekonomik statü grubunda bulunanların sayısı epey yüksek. Esasında bazı değişkenlerde yani hanenin ortalama geliri, kişi başına geliri vesaire gibi toplam geliri gibi değişkenlere baktığımızda da yoksullukla ilgili de çok ciddi bir sorunun bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dörtlü ayrımın Türkiye'deki sosyoekonomik statü gruplamaları için geçerli bir ayrım olabileceğini düşündük. Biraz önce Özgür Hocam da dörtlü bir ayrım yapmıştı. Biliyorsunuz genellikle beşli ayrım yapılıyor. Bu da ayrıca tartışılabilir. Türkiye'de neden dörtlü çıkıyor? Başka araştırmalarda da daha az çıkıyor. Yani Anglo-Sakson ya da Batılı ülkelerdeki 7'li 11'li gruplar Türkiye'de çok fazla çıkmıyor. Bunun üzerinde ayrıca tartışmamız gerekiyor. Bunu sunum yaparken hocamdan çaldım fikri. Biz de bir site yaptık. Bu siteden hem araştırmanın verilerini hem de Türkiye sosyoekonomik statüyle ilgili çalışmaları takip edebiliyorsunuz. Peki kültürel değişkenlere göre bu sosyoekonomik statü gruplarına baktığımızda ne çıkıyor karşımıza?
Bazı sorular sorduk. Çok sayıda aslında soru var ama bunlardan bir kısmını bugün sizinle paylaşacağım. Bir kısmının analizini paylaşacağım. Ailece yemeğe çıkma alışkanlığını sorduk. Sonra bunu sosyoekonomik statü gruplarına göre ayrı ayrı analiz ettik. Buna göre görmüş olduğunuz üzere gittikçe artan bir eğilim var. Alt grupta daha az ailece dışarıda yemeğe çıkma alışkanlığı. Üst gruplarda beklendiği üzere daha fazla. Yine sinema, tiyatro, spor müsabakası gibi aktivitelere gitme alışkanlığını sorduk. Burada da yine benzer bir şekilde sosyoekonomik statü yükseldikçe bu tür yerlere gitme alışkanlıklarının yükseldiğini görüyoruz. Yalnız burada dikkatinizi çekmiştir. Sonrakilerde de göreceksiniz. Alttan alt ortaya geçerken daha büyük bir kırılma varken sonrasında daha yumuşak bir geçiş olduğunu söylememiz mümkün. Yine tatil amaçlı seyahat. Bu hem yurt içi hem yurt dışını kapsayan bir soruydu. Sonra bununla ayrıca kırılımları da var. Yani yurt içi ve yurt dışına baktığımız boyutları da söz konusu. Burada da yine benzer şekilde sanki bütün veriler böyle birbiriyle anlaşmış gibi paralel bir seyir arz ediyorlar. Ayrıca düzenli spor yapma alışkanlığı. Burada şunu söylemem gerekiyor. Tabii bu çok, yani 5000 kişi içerisinde 340 kişi sadece düzenli spor yaptığını söylüyor. Düzenli spor yapıp yapmama arasında da ayrıca sosyoekonomik statü grupları içerisinde çok büyük farklılıklar var. Ancak yapanlara baktığımızda da, yaptıkları sporlara da baktığımızda yine burada çok ciddi bir öncekilerinden biraz daha az farklılık var. Bunun önemli nedenlerinden birisi, yani bir alt sosyoekonomik statü gruplarındakilerin yürüyüş gibi, mahalle parklarının kullanımı gibi bazı sporları daha fazla yapmaları. Nitekim hangi sporları yaptıklarına baktığımızda bu fark daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Üst sosyoekonomik statü grubundakiler daha fazla belirli tüketim gereksinimleri olan salon sporlarını daha fazla yapmış olduklarını görüyoruz. İnternet kullanımında yine benzer bir farklılık var. Ciddi bir yükseliş söz konusu. Tabii beklendiği üzere biraz önce birinci oturumda bir hocamızın sunmuş olduğu üzere, yani digital divide belki burada yine karşımıza çıkmıyor. Biraz dijital eşitsizlik daha fazla karşımıza çıkıyor. İnternet kullanımı zaten genel olarak da yüksek bir ülkeyiz. Ama burada yine bir farklılığın bulunduğunu görüyoruz. Diğer verilerden bir miktar daha yukarıda çıksa da. Asıl bence şaşırtıcı olan boyut burası. Yani bazı sonuçta da buna değineceğim. Bazı kültürel tüketimler ayrım oluşturmuyor bazıları oluştururken. Bunlardan birisi de belki haftalık, aylık dergi mecmua satın alma alışkanlığı. Bu zaten çok düşük bir alışkanlık. Burada da yine bir farklılık göze çarpıyor. Asıl önemli olan nokta televizyon izleme ve radyo dinleme alışkanlıklarındaki farklılıklar. Üst sosyoekonomik statü grupları daha az televizyon izleyip daha çok radyo dinliyorlar. Radyo arabada dinlenen bir şey artık. Ve biz bunun üzerine düşündük, niye bu çıktı diye. Sonra fark ettik ki ben kendi alışkanlıklarımdan baktım. Radyo arabada dinlenen bir şey ve araba sahibi olmak radyo dinlemeyi artırıyor. İşe gidip gelirken bu soruya dolayısıyla daha fazla yanıt veriyorlar. Ayrıca buna baktık da, yani araba sahipliği ile radyo dinleme arasında da ciddi bir ilişki mevcut. Dolayısıyla da bu radyo dinleme oranı yükseliyor, sosyoekonomik statü grubu yükseldikçe. Televizyon izleme alışkanlığı da azalıyor. Televizyon hangi programlar, hangi türler izleniyor diye baktığımızda da yine düşükten ortaya gittikçe bazı çok küçük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Burada çok büyük farklılıklar yok ama yine de ayrıştırıcı ufak tefek farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. Yani buna göre biraz denkler kötü çıkmış. Ayırt edebiliyor musunuz bilemiyorum ama dizi izleme alışkanlıklarının mesela orta gruplarda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Buna mukabil düşük grupta dizi izleme alışkanlığının daha az olduğunu görüyoruz. Film izleme alışkanlıklarında tam tersi bir film ve haber izleme alışkanlıklarında tam tersi bir seyir arz ettiğini söyleyebiliriz. Sosyal medya tercihleri tam anlamıyla bir farklılaştırıcı nokta. Facebook bizi birleştiren bir unsur. Gençler Facebook'a girdiklerinde akraba ziyaretine gidelim diyorlarmış. Yaşlılar genellikle kullanıyor. Ama bizim araştırmamızda öyle çıkmadı. Yani Facebook genel olarak çok büyük farklılık arz etmiyor sosyoekonomik statü grupları arasında. Ayrıca yaş grupları arasında da çok büyük farklılık yok. Fakat Twitter ve Instagram
tamamen bir farklılaştırıcı, farklı bir kullanıma sahip. Düşük gruplar az kullanıyor, yüksek gruplar daha fazla kullanıyor. Kredi kullanımına baktığımızda da düşük grupların kredi daha fazla kullandıklarını, alt orta gruba doğru düştüğünü ve sonrasında yine benzer bir seyrin üst orta grupta yükseldiğini, bunların açıklamaları var. Sorularda merak ederseniz tartışabiliriz. Zaman süresi geçiyor. Birkaç tane daha nokta kaldı hocam. Onları da paylaşıp bitiriyorum. Asıl ilginç olanı aile tipleri. Bu kültürel tüketimle ilgili bir şey değil ama kültürel tüketimi de belirleyen, etkileyen faktörlerden birisi. Baktığımızda geniş ailenin alt gruplarda daha yaygın olduğunu, buna mukabil tek kişilik ailenin, tek kişilik ailenin daha üst gruplarda yaygın olduğunu görüyoruz. Beklediğimiz bir şey. Çekirdek ailenin de yine gittikçe azaldığını, muhtemelen çekirdek ailedekiler tek kişilik haneye kaydıkları için böyle bir etken söz konusu. Ve yine tek ebeveynli hanelerinde üst sosyoekonomik gruplarda ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Dünya görüşlerine göre bazı analizler yaptık. Burada da çok ilginç veriler çıktı karşımıza. Dikkat ederseniz üst sosyoekonomik gruptakiler hemen kendisini gösteriyor. Sosyal demokrat, kemalist, liberal eğilimler daha yüksek burada. Alt sosyoekonomik gruplara baktığımızda da milliyetçi, muhafazakar, İslamcı bu eğilimlerin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'deki siyasal harita içinde çok şey söyleyen bir veri, ayrıca ortalar içinde konuşulabilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Az sayıda yüksek sese sahip hanemiz var. Bu Türkiye için piramidin yukarıya doğru ciddi bir şekilde daraldığını gösteren bir şey. Yine çok sayıda düşük bir sese sahip hanemiz var. Piramidin altı geniş, sağlam bir zemine oturuyor diyelim piramit maalesef. Ortada yoğunlaşma çok fazla gözüküyor ama ortadaki yoğunlaşma daha çok alt ortada bulunuyor. Bunu ayrıca seyrine baktığımızda burada paylaşmadım sizlerle ama alta doğru açılan, genişleyen bir seyir söz konusu. Yine en kuvvetli ses bileşeni olarak eğitim ortaya çıkıyor. Burdi Hoca analizler için önemli başlangıçlar teşkil ediyor bu nokta. Ses grupları arasında ciddi tüketim ve yaşam stili farklılıkları var. Bazı kültürel değişkenler ayırt ediciyken bazıları daha az ayırt edici olmama özelliği gösteriyorlar. Yine ekonomik sermaye ile kültürel sermaye arasındaki ilişkiyi de biz bu veriler üzerinden okuyabiliyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Lütfi hocamıza teşekkür ediyoruz. Üçüncü sunum İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Uğur Zeynep Güven'e ait. Kendisi müzik sosyolojisi üzerinden bir sunum yapacak bize. Başlık: Yeni Orta Sınıf Müzik Beğenileri, Omnivorluk ve Dönüşen Kültürel Kapital. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün sizlere yapacağım sunumda başlığın da ima ettiği gibi çalışmanın ana amacı kültürel kapitalin bileşenlerinden müzik beğenileri ve tercihlerini yeni orta sınıf olarak ifade edilen toplumsal tabakadaki temsil biçimlerini ve bunun zevk ve beğeni sosyolojisindeki iz düşümünü müzik sosyolojisi literatüründeki en güncel kavramlardan biri olan hepçillik, kültürel omnivorluk şeklinde çevirebileceğimiz orijinal haliyle omnivorousness tezi üzerinden incelemektir. Bunun için Bourdieu sosyolojisinin anahtar kavramlarından kültürel kapital bağlamında toplumsal değişme ve dönüşüm okuması yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın ampirik verisi olarak ise eğitim ve meslek grupları açısından orta ile üst orta sınıf büyük başlığı altında toplayabileceğimiz Birleşmiş Milletler yaş aralığına uygun olarak genç yetişkinler arasından seçilen 20 görüşmeci ile Eylül-Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen derinlemesine mülakatların bulgularından faydalanılmıştır. Görüşmecilere tercih ettikleri müzik türleri, bunlara nasıl eriştikleri ve müzikal pratiklerini kapsayan kapsamlı sorular yöneltilmiştir. Bugünkü sunum kapsamında tercih ettikleri müzik türü veya türleri ile bu zevk ve beğenileri sarmalayan arka plan üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın vurguladığı kısımlardan biri de kültürel kapitalin abidüs içindeki konumlanışını dönüştürücü güce sahip sanayi sonrası toplumların ve ağ toplumlarının özellikle en önemli bileşenlerinden biri olan yeni iletişim teknolojileri ve medyanın dönüştürücü gücü olacaktır. Burada ilk olarak yeni orta sınıf konusu üzerinde toplumsal tabakalaşma çalışmalarının oldukça problematik temalarından biri olan bu yeni orta sınıf olgusunu kültürel beğeniler, daha incelikli olarak müzik tercihleri üzerinden ele alıyoruz.
toplumsal hareketliliğin derecesinin, yani sınıflar arası geçişin kolaylaşması ve artması, Goldthorpe'un ve Crampton'ın belirttiği doğrultuda ve mesleki yapılanmaların dönüşümüne ek olarak güncel sınıf yapısının, 1. Post-endüstriyel çağın üretim ilişkileri, 2. Postmodern dönemin esnek ve çoğul yaklaşımlarına uygun olarak daha açık ve akışkan hale gelmesiyle beraber artık yeni orta sınıf betimlemelerine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bununla beraber yeni orta sınıf kültürü nedir ya da böyle bir kavramdan söz etmek mümkün müdür ya da ne ölçüde mümkündür sorularına yanıtı bu çalışma kapsamında da olduğu gibi orta sınıfın burjuvalaşması ve proleterleşmesi tezlerinden ilham alarak müzik beğenileri özelinde kültürel tercihler üzerinden sorgulamak mümkündür. Orta sınıf müzik tercihlerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, az önce bahsi geçen postmodern yaklaşım çerçevesinde kültürel tabakalaşmanın artık yüksek kültür ve popüler kültür ikili ekseninden ilerlemiyor oluşudur. Bu durumda daha önce en belirgin olarak Frankfurt Okulu'dan beri bu iki farklı kültür alanlarına girdiği kabul edile gelmiş farklı müzik türleri ve alt türlerinin eş zamanlı tercih edilmesi söz konusudur. Ülkemizde de özellikle metropol alanında yaşayan yeni orta sınıfın müzik tercihi ve beğenileriyle değişen yaklaşımlarını, birazdan ayrıntılayacağımız kültürel omnivorluğunu ve dönüşen kültürel kapitalini tanımlamada Herbert Gans'in yüksek kültür, üst orta kültür, alt orta kültür, aşağı kültür ve sözlü halk aşağı kültürü olmak üzere 5 temel beğeni kamusu, orijinal kavramıyla taste public kavramından yararlanabiliriz. Bu çalışmada da bu kavram üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde dinler kitle segmentasyonunda üst orta sınıfların kültürel repertuarı incelemelerinde eğitimli orta sınıfın müzik tercihlerinin eklektisizmi önemli ölçüde dikkat çekmektedir. Nitekim müzik sosyolojisi literatüründe de en güncel kavramlardan biri olan Richard Peterson'ın 1992'de ortaya koyduğu ve tanımladığı hepçili kültürel omnivorluk, özellikle 20. yüzyılın sonlarında sosyoekonomik alanı kapsayan makro değişimler sonucu hem yüksek düzey orijinal kavramıyla highbrow hem alt düzey lowbrow beğenileri içeren geniş bir beğeni kamusuna işaret eder olmuştur. Peterson ve Simkus'un 1992'de, Peterson ve Kern'in 1996'da teorik tartışmaları temel alınıp giderek yaygınlaşarak kullanılmaya başlayan kültürel omnivor, farklı zevkler ve beğenilere açık, bilhassa üst orta sınıftan bireyleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavram durumundadır. Omnivor tezini Bourdieu sosyolojisi bağlamında yeni bir tür ayrım, distinction olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü ekonomik ve kültürel açıdan, yani habitüsü bakımından avantajlı olanların kendini diğerlerinden ayrıştırma ve bu ölçüde bir kimlik inşası unsuru olarak kullanmaları söz konusudur. Kültürel omnivorluk bir yandan da müzik dışında diğer sanat ve zihinsel üretim alanlarında geniş repertuara vakıf ve sahip olacak eğitim yatırımı, beceri ve yeterli zaman gerektirmektedir. Bu yatkınlık ve yetkinlik daha önce de olduğu gibi ekonomik, sosyal ve kültürel kapital düzeylerinin yüksek olduğu bir habitüse işaret eder. Bununla beraber terimin kullanılmaya başlamasından itibaren farklı güzergahlar izleyip farklı stratejilerle ve farklı biçimlerde ortaya çıktığına rastlanmıştır. Ve bu farklı dereceler kültürel hiyerarşi, tolerans ya da karşılıklılık ilkesi içeren müsamaha bazında tüketim derecelerine farklı farklı işaret eder. Aslında bu haliyle de beğeni kamuları içinde bir fraksiyon oluşturur. Kültürel omnivorlukta müzik tercihleri dahil olmak üzere üst orta sınıflar, düşük sosyoekonomik statü gruplarıyla ilişkilendirile gelmiş kültürel ürünleri tüketim kalıplarına dahil etmektedir. Böylece yine tanımı ortaya koyan Peterson'ın ifadesiyle elit statüsünün belirlenmesinde snob, seçkinci, üst düzey olarak değerlendirilen tüketim alışkanlıklarından popüler ve alt düzey kitle kültür ürünlerinin de tüketildiği omnivor hepçil bir tüketim biçimine geçmiştir. Araştırmamızın odağında yer alan yeni orta sınıf olgusuna uygun olarak Gans'ın belirttiği üst orta kültür ve beğeni kamusuna dönecek olursak,
yüksek öğrenim görmüş meslek sahipleri, uzman ve yöneticilerin yer aldığı fakat sanat yaratıcısı ve eleştirmeni olmayan, bu şekilde yetiştirilmemiş ve kültürün yaratıcıya yönelik konularıyla ilgilenmeyen bir kültür grubunu ifade etmekteyiz. Buna uygun olarak görüşmecilerimiz içinden B7 takma ismiyle burada anılacak olan Halkla İlişkiler Müdürü, kadın, 31 yaşında, yüksek lisans sahibi, iki dil bildiğini ifade eden görüşmecimizin tercih ettiği müzik türünü orta iyi derecede keman çaldığını da belirterek klasik müzik olarak ifade etmiştir. Görüşmecimize arabesk, pop, türkü ve hip hop türlerine duyduğu ilgi sorulduğunda ise yanıtı aktarıyorum. Eskiden hiç tahammül edemezdim arabeski. Gerçekten irte olurdum duyunca. Bugün ise pek çok şarkıyı yine özellikle gidip açmıyorum belki ama duyduğumda da geçmiyorum. Hatta zevkle dinliyor, eşlik bile ediyorum diyor. Sebebine dair ise yine aktarıyorum. Yaşımla ilgili olabilir gibi geliyor bir yandan belki. Ama yaşımla ilgili olsa bile yaşlandım da zevkim değişti değil. Daha çok bence artık açık görüşlü oldum. Kalıplar içinde düşünmüyorum. Bundandır yani. İyisi iyidir. Her türde iyisi vardır diye bakıyorum artık. Şeklinde yanıtlamıştır. Benzer şekilde C2 takma isimli görüşmecimiz, reklam metin yazarı, erkek, 32 yaşında, yüksek lisansı var, gidebiliyor. Tercih ettiği türü progresif rock ve klasik müzik olarak belirtmişti. Arabeske dair görüşlerini ise şu şekilde yine aktarıyorum. Arabesk artık öyle yalnızca köyden kente göç, işte uyumsuzluk, işsizlik bununla ilgili olduğu düşünülemez. 70'lerde öyleydi belki ama bugün sonraki dönemlerini yaşıyor. Zaten de ne kadar yaşıyor denirse. Diğer türler içinde eriyor. Yani dinliyorum diyemem ben. Dinlemiyorum ama asla hiçbir olumsuz önyargım da yok. Yanıtını vermiştir. Şimdi bu örneklere baktığımızda Peterson'ın 92'de ortaya koyduğu kültürel omnivorluk şeklinde ifade edebileceğimiz tezi çerçevesinde farklı kültür ürünlerini ve müzik türlerini bir arada tercih etme durumuna rastlıyoruz. Ve yeni orta sınıfın çok boyutlu niteliğine uygun olarak da kültürel kapitalinde dönüşümünü görmüş oluyoruz. Elbette ülkemizde yüksek kültür ürünü olarak anıla gelmiş opera, senfonik müzik, avantgard müzik ile Bourdieu'nun Fransa'sında yüksek kültür ürünü türlerin anlamı ve temsilinin tüm tarihsel ve ekonomik arka planı ile farklılıklar taşıyabildiğini her zaman hatırlamakta fayda vardır. Profesyoneller, yöneticiler ve girişimcilerin de bulunduğu yeni orta sınıf içinde bir diğer görüşmecimiz C4 takma isimli mobil marketing direktörü, erkek, 30 yaşında. Türkü normalde çok dinlemem. Yabancı pop, elektronik tercih ederim. Ama bence türkü barlar çok bize özgü, özgün, otantik yerler. Yurt dışında tanıtılmalı bence, ilgi çekici. Bir diğer, zamanımız daraldığı için bazı görüşmecileri atlamak durumundayım. Bir diğer görüşmeci B5 takma isimli kurumsal iletişim bölge müdürü. Kendi ifadesiyle junior manager. Kadın, 29 yaşında. En sevdiği müzik türünü caz olarak belirtmişti. Kendi sözleriyle aktarıyorum. Üst kültür müziği deyince caz geliyor benim aklıma ilk. Klasik müzikten ziyade. Geçmiş değil, bugünün yüksek kültürü. Modern, kentli bir müzik. B5 aynı zamanda eğer kendi ifadesiyle iyi, kaliteli produce edilmiş bir pop müzik, şarkı gibi şarkı görürse aynı derecede severek dinlediğini ifade etmişti. Diğer görüşmecilerimizden de belirgin sayıda 13 kişi cazı yüksek kültür müziği içinde konumlamışlardı. Çalışmamızın bir diğer ilgi çekici bulgusuna geçmek istiyorum. Tüm görüşmecilerimizin konsere gitme hariç müzik dinleme pratiklerinin çoğunu daha ziyade internet üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade etmeleri ilginçti. Bu kapsamda dikkat çeken bir ayrım, özellikle klasik müzik ve cazı sevdikleri tür olarak ilk sırada söyleyen görüşmeciler ve diğer popüler türleri dinlediklerini ifade eden bu görüşmeciler, online dinleme platformlarını, özellikle isimleri sayılanlar Spotify, TuneIn ve iTunes idi, daha çok parça ve eser keşfettirdiği için, dinleyici için çalma listesi oluşturduğu ve benzer şarkıları önerdiği için tercih ettiklerini söylemişlerdi. Bu durumda yeni iletişim teknolojilerinin omnivorusunu, kültürel omnivorluk teorisinde ön plana çıktığını görüyoruz. Ve yeni iletişim teknolojilerini yeni kılan özelliği de bir kez daha görmüş oluyoruz. Aslında bu Bretois'in belirttiği şekliyle kullanıcıya, alıcıya, izleyiciye konumu bakımından eski teknolojilerin o tek yönlü iletişiminden farklı olarak bu yeni medyanın çoğunun kendi istediği enformasyona ulaşmasına olanak verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Sonuç olarak omnivorluğun derinliği, yani tercih edilen
genre, türlerin statüsü, kabul edile gelmiş statüleri ve hacmi. Yine bu türlerin sayısı, çokluğu göz önüne alındığında bu küçük ölçekli çalışmayla İstanbul'daki yeni orta sınıfların yüksek düzey addedilen müzik türlerinin yanı sıra alt düzey addedilen türleri de dinleme eğiliminde olduklarına rastlanmıştır. Bu toplumsal tabakada akla ilk gelen yüksek beğeni kültürü müzik türü olarak klasik müzik ve cazın sayılması, alt beğeni kültürü kapsamında ise arabesk ve ikinci olarak türkünün sayılması çalışmanın ilginç bulgularından, özgün bulgularından. Ayrıca kültürel omnivorluğun önemli bir bileşeni olarak yine iletişim teknolojileri ve medya ön plana çıkmıştır. Bu durumda Bourdieu'nun tanımladığı haliyle kültürel kapital içeriği ve temsilinde başkalaşmalara gidilmektedir. Bu başkalaşmalardan söz etmek mümkündür diyebiliriz. Özellikle online ya da bilgisayardan müzik dinleme eğilimi, kültürel kapital türlerinden somutlaştırılmış objektifiye kültürel kapitalin koleksiyonellik ve seyrek olanı biriktirme, edinme istencinden uzaklaştırmaya başladığına işaret eder. Zira internet üzerinde tüm beğeni kamularına ait müzik türleri eşit, türdeş birer kültürel ileti olarak ve herkese açık olarak bulunmaktadır. Kurumsallaşmış enstitüsyonalize kültürel kapitalin dönüşümü için ise yeni orta sınıf kadar üst sınıf beğeni kamularına da bakmak ve ayrıntılı dinler kitleti polisi çıkarmak gerekliliği doğmuştur. Şekil almış, encorpore, embodied olan üçüncü tip kültürel kapital özelinde ise kültürel omnivorluğun uzun vadede, uzun süre içinde gündelik dili ve jestleri popülerize ederek, yani popüler müzik türlerinin şarkı sözü, ritim, hızlı ritim ya da video kliplerinde sembolize edilen metin ve alt metinleri, metinlerden etkilenerek daha hızlı ve görece üzerinde daha az düşünülmüş hale dönüştürmesi muhtemel gözükmektedir. Çalışmamızda son olarak omnivor motivasyonların açık görüşlü olma ve çok kültürlülük söylemleriyle örtüştüğü dikkat çekmiştir. Bu haliyle de daha ziyade sosyal antropolojide ön plana çıkan kültürel kozmopolitanlık kavramına da yakınsamaktadır. Bu açıdan bu tip çalışmaların kent kültürü ve kentleşme örüntülerinin eksenindeki değerlendirmelerle zenginleştirilmesinin bir deliği de ortaya çıkmıştır. Çok teşekkür ederim. Zeynep hocamıza da teşekkür ediyoruz. Son sunum Özgür Arun ve Jason Holsworth. Ama sanırım sadece Özgür sunacak değil mi? Başlık sağlık alanında ayrı. Teşekkür ediyoruz. Evet, merhaba. Merhabalar. Şimdi biz Jason Hoca ile, Jason Holsworth Hoca ile birlikte son bir senedir Türkiye Sağlık Araştırması'nın verilerini analiz ediyoruz. Ve bu verilerin ikincil analizini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmamız da aslında bu verilerin analizine dayanacak. Az sonra tekrar sözünü tutmaya çalışacağım bununla ilgili olarak. Şimdi bizim aslında çalışmamızın arka planında bir demografik dönüşüm hikayesi var. Birçoğumuz bu demografik dönüşümle ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Hem dünyada hem de Türkiye'deki dönüşümün, demografik dönüşümün hızını analiz ediyoruz. Bir çırpıda söyleyebiliriz. Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden birisi. Şu anda Türkiye'deki sadece yurttaşlar değil, akademisyenler de yaşlanıyor. Fakat yaşlanmalarına rağmen bu demografik dönüşümün farkında değil. İçinden geçtikleri bu tarihi dönemin birçok araştırmacı farkında değil. Biz yaşlılık çalıştığımız için biraz şanslıyız. Onun için biliyoruz mevzuyu. Fakat bizim için önemli şeylerden birisi aslında, unsurlardan birisi yaşlanmak değil tek başına. Hızlı yaşlanma. Türkiye en hızlı yaşlanan ülkelerden birisi. Birçok ülkenin yaşlanma hızını hesap ediyoruz çalışmalarda. Basitçe bir şey aslında yapıyoruz. Yaşlı nüfusun %10'dan %20'ye çıkması için geçen süreye bakıyoruz. Ve bu süre ne kadar kısaysa bir ülke için o kadar güç bir dönem onu bekliyor demektir. İşte Fransa 115 yılda geçiriyor yaşlanma süreci. İsveç 85 yılda geçiriyor bu süreci.
Fakat Türkiye 15 yıl içinde tamamlayacak. Şimdi yaşlılık veya yaşlanmak bir sorun değil. Hep böyle öğretiliyor ama bir sorun değil. Tam tersine bu kadar hızlı yaşlanmak ve bu süre içerisinde hazırlanmamak bizim için, özellikle bizim ülkemiz için ciddi sorunlardan biz. Sadece altyapının hazırlanmasından söz etmiyorum, insan kaynağının hazırlanması. Önemli problemlerden birisi aslında. Bu Türkiye'ye de özgü bir durum değil. Bizim gibi, bize benzeyen ülkeler var. Mesela Şili, mesela Azerbaycan, İran, Türkiye'ye benzeyen ülkelerden birisi. Bu ülkelere baktığımızda bir benzerlik göze çarpıyor. Merkezi devletin yetkilerini yerele doğru kaydırdığını görüyoruz. Böylesi bir kaydırmanın bir takım sebepleri var. Birçoğunuz belki takip ediyorsunuz, okuyorsunuz. Bu neoliberal politikalar etrafında da tartışılan birçok nedeni var, kavramsallaştırılan. Ama böyle bir hizmetin özellikle ya da yetkilerin diyelim yerele kayması bizim açımızdan önemli bir riski barındırıyor. Hizmetler parçalanıyor. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler hem çeşitleniyor hem de bir yöredeki hizmetin bir başka yörede ya da bir başka ilde diğerine benzemediğini görüyoruz. Böylesi bir parçalanma önemli risklerden birisini oluşturuyor. Çünkü hizmetlerin ya da şöyle diyelim, tüm yetki ve sorumluluğun merkezden yerele kaymasının amacı aslında eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji olarak kodlanır. Merkezden yönetemiyoruz, yerelin özgün dinamikleri var, yerele devredelim ve böyle bir devirden sonra da yerelde eşitsizliklerle daha etkin mücadele yapılabilir gibi bir kavramsallaştırma var. Fakat bunu gerçekleştiren ülkelerde, yani bu devri, yetki devrini gerçekleştiren ülkelerde arzu edilen başarının, eşitsizlikle mücadeledeki başarının tamamlanmadığını görüyoruz, gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi böyle bir süreç dünyada yaşanıyor ve Türkiye'de bunun çok dışında değil. Özellikle dört grupta kadın, çocuk, engelli ve yaşlıda hizmetler yerine devredildi. 2005'te belediye yasası çıktı, 2012'de revize edildi. Bu hizmetler yerine devredildi. Dolayısıyla şu anda aslında parçalanmış hizmetleri biz izliyoruz. Bunun içerisinde yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemdeki önemli sorunlardan birisi. Bu hizmetleri nasıl bütüncül hale getirebileceğiz? Özellikle bu kadar hızlı yaşlanan bir ülke bunu nasıl becerecek? Türkiye. Biz bu analizleri yaparken Türkiye Sağlık Araştırması'nın, TÜİK'e ait, Türkiye temsili bir veriden söz ediyorum. Sağlık Araştırması'nın ikinci analizlerini yaparken aslında bu sorunun yanıtını arıyoruz. Ve Türkiye'den yola çıkarak Türkiye gibi hızla dönüşen, demografik dönüşümü hızla yaşayan ülkelere ilişkin bir perspektif sunabilir miyiz? Bu sorunun peşine düşüyoruz Jason Hoca ile birlikte. Türkiye'de sunulan hizmetler 3 grupta toplanıyor. Aslında sadece sağlık hizmetleri değil, sosyal bakım hizmetlerinden de söz ediyoruz. Yansıda göreceksiniz, temel sağlık hizmetleri, bakım hizmetleri ve hastane hizmetleri olarak 3 gruba ayrılıyor. Biz aslında bu yaşlanma ve yaşlılık meselesiyle ilgili yapılan analizlere baktığımızda buraya burjuvacı bir analizi koyup bir perspektif sunabilir miyiz? Birazcık da bunun peşine düşüyoruz. Onun için elimizdeki dataya birazcık bu gözle bakacağız. Ve bu Türkiye Sağlık Araştırması'nın ham verilerini analiz ederek başlıyoruz. 2012'deki son veriyi analiz ediyoruz. 14.400 hane halkından söz ediyor TÜBİTAK burada. Bunun 10.600'ü kentte ve 3.700 kırda yer alıyor. Belki bunu tartışacağız soru cevapta. Artık kır neresi? Özellikle bu belediye yasasıyla. Değişen belediye yasası sadece hizmetleri değiştirmedi. Türkiye'deki kırı vesaireyi de ortadan kaldırdı. TÜİK şu anda örneklem çekemiyor aslında. Yani Türkiye temsili örneklem ne yazık ki çekilemiyor. Lütfü Hoca da az önce ondan söz etti. Bu bizim için, araştırmacılar için önemli sorunlardan birisi. Şimdi bizim bu analiz ettiğimiz data 15 yaş üstündeki yetişkinleri kapsıyor. Daha küçük yaş grupları var ama bizim odaklandığımız taraf burası. 15 yaş üstündeki profile bakıyoruz. Genel olarak baktığımızda yansıda göreceksiniz. 4 önemli değişkene bakıyoruz. Birisi medeni durum. Diğeri çalışma durumları ve buna bağlı olarak aslında gelir düzeyleri. Diğeri sağlık durumları ve son olarak da eğitim düzeylerini inceliyoruz. Hep analizlerimizde karşımıza çıkan, az önce de konuştuğumuz, yaş ilerledikçe kadınların sayısı artıyor. Erkekler daha erken ölüyor.
Ama uzun yaşamak Türkiye'de her zaman bir avantaj değil. Özellikle kadınlar hem yalnız geçirdikleri bir süreyi yaşıyorlar hem de daha yoksullaşarak yaşlanıyorlar. Zaten Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi yaşlanma değil, zenginleşemeden yaşlanması. Bu bakımdan bir sorun olabilir. Yaşlılık çalışmalarında sorunsallaştırılırsa belki bu açıdan bir sorun haline getirilebilir. Nitekim gelir durumlarına baktığımızda yoksul yaşlıların daha da yoksullaştığını yaşlandıkça, zengin yaşlıların daha da zenginleştiğine ilişkin bir takım bulgular da elde ediyoruz. Ama evli çiftler daha varlıklılar, tek başına yaşayanlar daha da yoksullaşıyorlar. Biz yansıda göreceksiniz bir analiz yapıyoruz. Aslında sadece belli bir yaş grubunun üstünü almıyoruz. Yani yaşlılık çalışıyoruz ama yaşlılık çalışmak sadece yaşlılarla çalışmak anlamına gelmiyor. Her birey yaşlanıyor. Dolayısıyla yaşlanan tüm nüfusu çalışıyoruz. 15 yaşın üstündeki tüm yetişkinleri çalışıyoruz. Bunları analiz ediyoruz. Şimdi analizimizde bizim ilgimizi çeken bazı bulgular var. Özellikle bu çalışma etrafında da hizmetlerin bütünleştirilmesine ilişkin olarak öngörebileceğimiz bazı stratejileri ortaya koymak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi, bir sınıfsal ayrım yapıyoruz ama bu sınıfsal ayrımı analizimize bakarak gerçekleştiriyoruz. Bu korespondans analizi, mütekabiliyet analizi ve Türkiye'deki sosyal ve sağlık bakım hizmetleri ve konumları birleştiriyoruz. Şimdi en üstte, az önce söz edildi, yüksek kültüre ait ürünleri tüketen genç bir nüfusun varlığını göreceksiniz. Daha eğitimliler, daha varlıklılar. Hem kültürel sermayeleri daha yüksek, hem ekonomik sermayeleri daha yüksek. Bu grup zaten Türkiye'de özellikle istihdam edilen erkeklerden oluşan, ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan bir grup olarak ortaya çıktı. Bunun devamındaki yaş tabii arttıkça böyle bir seyir izliyor. Aslında bir yörüngeyi izliyor. Yaş devam ediyor ve burada dikdörtgen kutucuklar içerisinde göreceksiniz. Sağlık hizmetine, bakım hizmetine ihtiyaç olan bir grubun olduğunu görüyoruz. Ve hemen en altta da yine bu bakım hizmeti çeşitlenerek devam ediyor. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen bir grubun varlığından söz ediyoruz. Artık ileri yaştakiler ama bunları birleştiren temel unsurlardan birisi bakım. Çünkü günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremiyor. Bunlar yemek yiyememe, bir sandalyeye oturup kalkamama gibi fiziksel engellerden kaynaklı durumlar da var. Ama örneğin ilaçlarını idare edememe veya finansal durumunu idare edememe gibi eğitimden kaynaklı durumlar da var. Dolayısıyla nasıl hizmet götürmek gerekir? Bu farklılaşan profile, farklılaşan sınıfsal konumlara ne tür hizmet götürecek yerel yönetimler? Henüz Türkiye'de biz bu kadar çeşitlenen, özellikle dört kırılgan grupta, bu kadar çeşitlenen sınıfsal pozisyonları olan bir grupta ve bakım ihtiyacı olan bir grupta herhangi bir belediyenin bu network'e sahip olmadığını görüyoruz. Böyle bir hizmeti götürebilecek network'e sahip olmadığını görüyoruz. Bu çok çarpıcı çünkü önümüzdeki dönemde aslında sizlerin sorunu biraz da. Yani emekli maaşı belki alamayacaksınız emekli olduktan sonra. Ya da sağlık bakım hizmetlerinde kısıtlamalar olacak. Örneğin geçen hafta meclisten bir yasa geçti. 5 milyar liralık borcu silindi gençlerin. Toplumdaki gençlerin 5 milyar liralık borcu silindi. Sağlık bakımı ile ilgili borçları silindi. Evet, yani bu dolayısıyla bir kuşaklar arası bir çatışmanın da habercisi olduğuna ilişkin elimizde bir takım bulgular var. Şimdi çok farkında değiliz. Yani Türkiye'de kuşaklar arası çatışma çok bunun üzerinden yürümüyor. Ben vergimi veriyorum, nasıl sen gidip yaşlıya bunu verirsin falan gibi bir argüman henüz ortaya çıkmadı. Çok bunları takip etmediğimiz için belki, gündemimizi oluşturan şeyler olmadığı için. Ama önümüzdeki dönemde bu tip bir şeyi, sadece hizmetlerin parçalanmasıyla değil ama bu tip bir durumu bekliyoruz. Eğer böyle bir hizmeti verecek bir yerel yönetim yoksa, biz niye devrediyoruz yetkileri yerel yönetimlere? Değil mi? Bir yandan da bizim gibi ülkelerde aslında şeyi tetikliyor, bölünme travmasını tetikliyor. Yerel yönetimlere devredince ne olacak, ne yapacaklar? Acaba başka bir şeye mi gidiyor bu mesele? Nitekim işte şimdi bu yetkiler tekrar tartışılmaya da başlanıyor. Şimdi kime nasıl bakım hizmeti verilecek? Sağlık hizmeti verilecek. Buna ilişkin olarak analizlerimizde bizim öngördüğümüz bazı unsurlar var. Bir, çok ileri yaşlarda
Özellikle evde bakım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi gerekiyor. Sadece sağlık bakım hizmetlerinden söz etmiyoruz burada. Bunun yanında az önce sözünü ettiğim gibi ilaçların idare edilmesinden, finansal durumun idare edilmesine kadar giden, ağır ev işlerinin yapılması gibi bir takım unsurları da içeren bütüncül bir hizmete ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Genç yaşlılarda özellikle hastane hizmetlerinin çok yoğun talep aldığını görüyoruz. Orada bir ciddi bir kırılganlık var. Ama gelen yaşlılarda da, orta yaş grubunda da bu kırılganlığa doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Oranın kesilmesi, engellenmesi lazım. Çok pragmatik aslında politikalardan söz ediyoruz burada. Çocuklara ulaşıyoruz, okulda ulaşıyoruz. Özellikle onların okulda olduğunu görüyoruz. Orada nispeten işimiz kolay, en zor grup çalışanlar, onlara ulaşamıyoruz. Çalışıyorlar, bize ayıracak zamanları yok yani, evde değiller. Kimseyi beklemiyorlar, yaşlılar gibi evde bakıma muhtaç bir halde beklemiyorlar kimseyi. Ve hiç yaşlanmayacaklarına inanıyorlar. Şimdi burada yine kırılgan gruplardan birisi kadınlar. Tam analizimizde inerşi ortada çıkıyor. İnerşi dediğimiz noktada çıkıyor. Kadınların özellikle psikososyal desteğe ihtiyacı var Türkiye'de. Çünkü bakıma hapsedilmiş durumdalar. Ya çocuğa bakıyorlar ya yaşlıya bakıyorlar. Ve kadınları bu bakım şeyinden çıkartmadığımız sürece, baskısı altından çıkartmadığımız sürece Türkiye'deki özellikle kadın istihdamını sağlamayla ilgili politikaların işe yaramayacağını biliyoruz. Onun için aktif yaşlanma politikaları üretilmesi gerekiyor. Şu anda aslında onu konuşuyoruz. Ve aktif yaşlanma politikaları dediğimizde bunlar sadece yaşlılar için düzenlenen politikalar değil. Aktif yaşlanma politikaları toplumdaki tüm nüfusu kapsayan politikalardır. Bunu biz hayata geçirebilirsek bu kadın istihdamı meselesine de değinmiş olacağız. Çocuk gelinlere de değinmiş olacağız. Onun için bu şeye, nüfusa biz burdiyocu bir analiz yaparak nasıl bakabiliriz ve bu anlamda hizmetleri yeniden planlamayla ilgili bir strateji geliştirebilir miyiz? Bunun denemelerinden birisiydi. Bizim Jason Hoca ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma. Ve tabii ki bir tartışmamız var. Aslında bu böyle çok net söylediğimiz şeyler, tartışmak istediğimiz konular ve böyle bir analiz mümkün mü? Yaşlılık ve yaşlanma çalışmalarında bu tip analizler yapılmıyor ama bizim ihtiyacımız var. Sadece yaşlılarla ilgili değil, tüm nüfusu kapsayan analizlere ihtiyacımız var. Ve bir perspektif koymalıyız. Bu perspektif sadece bu meseleyi sorun bağlamında tartışmamalı. İmkanları da tartışan bir perspektif olmalı. Çünkü sorun bağlamında gittiğimizde, yani sorunsallaştırarak gittiğimizde bir kere özneler kurban haline geliyor. Tamam mı? Hiçbir şey yapamayan, yapamayacak olan kurbanlar haline dönüştürebiliyoruz. Bu bakımdan bir stratejiye ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bunu tartışmak istiyoruz. Nasıl entegre edeceğiz hizmetleri? Aileye yatırım yapmak çözüm mü acaba? Çünkü bizim konvansiyonel aile tanımının dışında yeni aile tipleri var. Tek başına yaşayan hanelerde, hanelerin sayısında çok ciddi bir artış var. LGBTİ bireyler var. Dolayısıyla bu tip yeni oluşumlarda destek nasıl sağlanacak? Devlet desteği nasıl sağlanacak? Şu anda tamamen aileye yatırım yapılıyor. Aile üzerinden bu tip destekler sunuluyor. Toplumsal cinsiyet hep konuşa geldiğimiz bir mesele. Duyarlı politikalar üretilmesi gerekiyor. Özellikle ileri yaşta yaşlıların kadınsallaştığını biliyoruz. Daha fazla kadın olduğunu biliyoruz ileri yaşlarda. Ama az sayıdaki erkeği görmezden gelmemek gerekiyor orada. Kırılgan gruplardan birisi. Bakım verenlerin özellikle finansal desteğe ve psikososyal desteğe ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bakım verenler de kadınlar. Ayrı. Ve demans, Alzheimer önemli bu sağlık bakımıyla ilgili unsurlardan birisi. Ama bizim önemli sorularımızdan birisi şu. Yani bunları kısa vadede çözmek mümkün değil. Kısa vadede ne yapılabilir sorusunun yanıtı belki bilgi iletişim teknolojileri olabilir. Bu belki kırkent arasındaki eşitsizlikleri törpülenmesi konusunda destek olabilir. Ortadan kaldırılmasında değil. O nedenle özellikle bilgi iletişim teknolojilerinin sadece bakım verenler için değil, bakım alanlar için de işlevselleştirilmesi önemli bir şey olabilir. Etken bir hizmetleri entegre etmede unsurlardan birisi olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Biraz süremi açtım. İlginç için teşekkür ederim. Özgür'e ve Jason'a teşekkür ediyoruz. Şimdi öbür oturum 15.30'da. Saatime baktığımda 23 dakika var. Dolayısıyla bir 10 dakika ara verecek olursak 12-13 dakikalık bir soru cevap kısmı var. Herkesten ricam soruların ve cevapların çok kısa olması. Buyurun. Bir sorum, bir
Tübe'yi zaten bunu tartışmıştık. Tübe'yi çalıştığım notlar üzerine gidiyor. Ama ben yine soruyu merak ettim. Öncelikle zaten değerli bir çalışma ama Türkiye'de meslek sahibi olmak ekonomik bir etkinlik, sosyal bir uğraş haline getirmek ve daha çok üniversite yapımlarının ilişki üzerinden tanımlanıyor. Ve çalışma olgusunun tanımına baktığımız zaman da kurumun değeri olan mağazı hizmetleri üretimi üzerinden verilen bir tanıma kurumsal ve yapısal işlevsel işler kazandıramamış olmuşlar. Mesela sosyal ekonomik çalışmasında 126 tane meslek itibar skalasını açmak için ilk başta önveri olarak ayırmış. Ama yani biz acaba bunu hem Marx'tan insan, bunları bu bağlamda meslek ve çalışma olgusunu Türkiye'de tartışmadan acaba Türkiye'de satıp ufak bir şey daha yapıp kasma konu çalışmaları var mısın? Yani önce yapılan en geniş ölçekli çalışma var. Bir tanesi mesela roman yazarı vermiş. 76-77 çalışma, 96'da yazarlık vermiş. Şimdi yazarlık dediğimiz şahitlik var. Roman yazarlığı var. Hepsinin değişim değeri, metreye ulaşması. Yani bunları hani çok tartışmak, bunlar çok uzatmayacağım. Bir arada tartışmalarımız yapımında meslek tanımının ikinci tartışması geniş anlamlı bağlardan önce seslenmiş gerekmez. Ben bunu teşekkür ediyorum Ozan Bey. Yani tabii ki meslekle ilgili tartışmalar var. Çalışma ve iş ile ilgili, yani meslek, çalışma ve iş, bunlar birbirine nasıl ayrıştırılacak, nasıl tanımlanacak? Bu husus kabul edilen teorik çerçeveye göre değişen bir tartışma konusu. Bizim yaptığımız araştırma mesleki itibar araştırması anlamında Türkiye ölçeğindeki ilk çalışma. Kasnakoğlu'nun 77 ve 97'de yapmış olduğu iki çalışma Ankara iline mahsus çalışmalar. Meslekler sosyolojisi henüz gelişmiş değil, bu anlamda bu tartışmayı genişletmek gerekiyor. Biz neyi aldık? Biz ILO'nun ISCO'da tanımlamış olduğu, standartlaştırmış olduğu mesleki tasnifi kabul ettik. Bunu kabul etmemizin bir sebebi var. Aslında biz başlangıçta başka bir şey yapmak istiyorduk. Mesleklerin gelir ve eğitimleriyle regresyon yaparak genelleme yapmak istiyorduk. Yani bizim bulduğumuz mesleki itibar puanlarını ilgili mesleğin gelir ve eğitim skoru ile ilişkilendirerek diğer mesleklere genellemek istiyorduk. Fakat Türkiye'de mesleklerin gelir ve eğitimine dair de bir bilgi yok elimizde. Yani hangi meslek hangi gelir elde ediyor ortalama, hangi eğitim düzeyine sahip, hangi eğitimle hangi meslek elde ediliyor, buna dair de bir bilgi yok elimizde. Dolayısıyla biz de ISCO'nun belirli bir standartizasyon içeren tasnifini aldık. Zaten TÜİK bu tasnifi Türkiye'ye uyarlamış. O uyarlamada da biz kendimizce bazı uyarlamalar yaptık. Çok küçük 3-4 meslek için farklı gruplar içerisinde aldık. Dolayısıyla bunu kullanmayı uygun gördük. Yani takdir edersiniz ki bir araştırmada bütün ön tanımları baştan yapmak çok güç ve zor bir iş. Hocam, bana soru yöneltmek istiyorum. Hocam, sunumunuzda sosyal medyanın ortaya çıkardığı habitatlardan bahsediyor. Ama tahminimce süren yetersizliğinden çok bahsedemediniz. Ben de medya çalışmalarına ilgi duyan biri olarak bu mutfak kesimindeki oluşan ayrımlarda ve bu ayrımları oluşturan habitatlarda sosyal medyanın nasıl bir etkisi var? Bunu merak ettim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sosyal medya konusu gerçekten çok farklı ve yaşla bağlantılı. Özellikle gençlerin sosyal medyaya çok daha eğilimli oldukları ve bu konuda rahatlıkla sosyal medyayı kullandıkları için mutfak kültürü alanında da seçimlerine, işte cep uygulamaları, Facebook sosyal medya alanındaki pek çok alana girerek çok daha hızlı bir şekilde seçimlerini yaptıklarını görebiliyoruz. Ama orta yaşlı olanlarda daha sosyal ağlarıyla kurdukları, kendi arkadaş çevreleriyle kurdukları bilgilerden yola çıkıyorlar. Burada böyle bir ayrım var. Yani hızlı örgütlenebilme, hızlı katılma gençlere çok daha yani pratik ve hani katılımcı olarak gençleri bu alanda daha net olarak görebiliyoruz. Teşekkürler. En arkada bir şey var. Oradan alalım. Buyur, sizden evet. Merhabalar. Ben sorumu Medeniyet Üniversitesi'nden gelen hocama yöneltmek istiyorum. Bu kültürel omnivorluk meselesi başka ülkelerde yapılan hani yeni orta sınıfta da bulunuyor. Fakat benim merak ettiğim konu şu. Eğer kültürel sermaye kaynağı belli bir alanla ilişki içerisinde dönüşüyorsa o halde şunu merak ediyorum. Bu yeni
kültürel sermaye tipleri örneğin işe girişte, belli bir network'ün ilişki ağlarının içine girişte bir kaynağa dönüşüyor mu, yoksa hala yüksek düzey kültür, klasik müzik dinlemek vesaire, bunun gibi şeyler mi hala seçici kültürel sermaye görevini görüyor kurumlarla iletişime geçerken vesaire? Yani araştırmanızda hiç bununla ilgili bir yön dikkatinizi çekti mi? Teşekkür ederim. Zannediyorum sorunuzun temelinde işe girişte bu kültürel kapitalin bir bileşeni olarak müzik tercihini soruyorsunuz. Doğru anladım değil mi? İşe girişle ilgili herhangi bir şeyde başlangıçta sunmaya çalıştığım haliyle de belki hatırlayacak olursanız, işe girişle alakalı herhangi bir hayır. Böyle bir şey, o daha iş ve örgüt sosyolojisi belki temelinde bir çalışmayla ilgili bir şey olsaydı sorulabilirdi. Merak unsurudur, doğru, çok yerinde bir merak unsuru, fakat hiç böyle bir soru yöneltmedik. Benim burada kısıtlı zamanda size aktarma şansım olan, ilginç olduğunu düşündüğümüz görüşmecilerin paylaştıklarından, bulgulardan ve aktaramadıklarımdan aklımda kalan bunu kullandıkları. Ben bu çalışmanın datasını bir başka bir yönüyle bir başka çalışmada kullanmıştım. Orada özellikle bunun altını çizmiştim. Dilerseniz onu paylaşayım. Özellikle patronla ilişkilerinde, şimdi yeni orta sınıf diyoruz, teknokratlar, beyaz yakalılar, patronla olan ilişkiler, yönetici de malum artık fragmente halde, bölünmüş halde pek çok yönetici ve müdür var. Her biriyle kurdukları ilişkide özellikle yine yeni medya karşımıza çıkıyor önemli bir unsur bileşki olarak. Medya, sosyal medya şeylerini takip ediyorlar, sayfalarını yöneticilerinin. Bu işte Twitter, Facebook olabilir, Instagram olabilir. Orada herhangi bir paylaşım bulunmuşlarsa, müzik tercihleri de bunların içinde. Burada paylaşmadığım, çünkü doğrudan çalışmamın odayla ilgisi olmadığı için paylaşmadım. Ama ilginizi çekeceğini düşündüğüm tercihlerine bakıyorlar ve o konuda bir sohbet açtıklarına dair bir bulguya rastladık. Yani yöneticisiyle gündelik hayat sohbeti konuşması yaparken sayfasında gördüğünü aklında tutuyor. İşte bu tırnak içinde like ettiği bir şey olabilir, müzisyen olabilir. Gideceğini konfirm ettiği işte bir konser olabilir. Bunun üzerinden sohbet açtığı görülüyor. Ama işe girişle alakalı bir bulgumuz yok. Son bir soru. Serdar, sen ne alabilirsin? Hocam, ben de devamı gibi olacak ama şimdi bu müzik beğenileri dediğimiz şey, acaba yani alanda gördüğünüz mü daha doğrusu, şöyle direkt olarak söyleyeyim. Yani sanki bana, yani o bahsettiğim görüşmecilerin söylediği, daha çok bir beğeni oluşturma ve tercih gibi. Yani hani kendiliğinden işte bir müzik kültürü üretme değil de, yani tam da alanın, arkadaşımın sorusu gibi, alanın gerektirdiği müzik biçimlerini beğeniyor ve kaldı ki bu, yani beğeni olarak söylediğimiz bu şeyleri eğer internetten buluyorsan, mesela sayısız müzik dergisi var, caz dergileri var, işte yani hani Türkçe bile olmasa, yani bulabileceği ya da bu kültürünü geliştirebileceği bir şey var. Ama anladık da, ya da şöyle bir soru sordunuz mu? Mesela kaç caz müzisyeni biliyor? Ya da kaçını hatırlıyor? Ya da hani yani o beğeninin gerçekten yani kendi habitüsüyle de ilgili olup olmadığını, ya da yoksa tam da kültürel kapitalizma hani alanın dayattığı bir tercih ya da beğeni olup olmadığını hiç şey yaptığınızı biliyorum. Evet, teşekkür ederim. Ortadaki sorudan çekerek izninizle başlayacağım. Caz müziği özellikle en sevdiğim müziktir olarak ifade eden birkaç görüşmeciden, bir tanesini de bugün size aktardım. Benim şahsi ilgimden ötürü evet sordum. Ve caz standartları yanıtını aldım. Yani bildiğimiz pek çok farklı müzisyen tarafından yorumlanmış caz standartları. Yani mesela bir deneysel caz, füzyon, deneysel caz yok, füzyon, latin caz gibi türler. Bu anlamda genelleme yapma yetkisi verir mi? Bu hayır. Ama caz standartları büyük başlığı altında toplayacağımız türlere ilgi var.
sorunuzu biraz da yorum olarak aslında ben anlayıp katıldığımı şu şekilde belirtmek isterim. Alan özellikle. Şimdi haliyle Bourdieu sosyolojisinde tamamen işte alanı oluşturan farklı alanları aktörlerin abitüsüyle eyledikleri bir yer. Şimdi günümüzde bu kadar ne kadar müzik sosyolojisi alanında yapılmış bir çalışma desek de ister istemez medya, yeni medya etki alanıyla ilişkilendiriliyor. Bu şekilde yola çıkmasak bile yanıtlardan, bulgulardan içine katmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Haliyle burada bir yine Bourdieu'nun tanımıyla konuşacak olursak bu kendi gerçekleştirme, realizasyon du soi dediği kendiliği gerçekleştirme artık mecburen internet üzerinde gibi görünüyor. Bundan sapabilirsiniz, reddedebilirsiniz. Yani farklı mekanizmalar her zaman geliştirilebilir. Ama genel itibariyle ve bu çalışmadaki kısıtlı örneklemde yeni orta sınıf tırnak içinde bu reddetmiyor. Aksine sosyal medya gereçlerini çok iyi derecede kullanıyor, hakim. Haliyle biraz Böfler'in dediği gibi temsil üzerinden ilerliyor. O temsili nasıl, o kendiliği oluştururken ki temsil ön planda, gerçek, hakikat, gerçeklikten kasıptan ziyade temsil ön planda. Bu anlamda mesela benim bulduğum temel sonuç kültürel kapitalin başkalaştığı yönündeydi. Aslında alan da başkalaşıyor. Teşekkür ederiz. Bir sonraki oturum iki ayrı konferans salonunda buna göre tercih edip gelirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.